Herkese merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videomda League of Legends'ta yani LoL'de nasıl FPS arttırabileceğinizi göstereceğim. Hem Windows'ta hem oyun iç ayarlarında hem Regedit dosyalarında bir sürü ayar yapacağız. Tüm ayarları uygulayacağız ve siz videoyu sonuna kadar izledikten sonra LoL'de gözle görülür FPS artışı zaten yaşayacaksınız. Şimdi hiç zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Bu arada videoya geçmeden önce bir abone olup beğenip yorumda bir şeyler yazarsan çok sevinirim. Şimdi Windows'un arama kısmında bu işlemleri yapmadan önce ilk önce geri yükleme noktası oluşturuyoruz. Buraya girdikten sonra böyle bir şey açılacak. Buradan Windows'un kurulu olduğu dosyayı seçiyoruz. Yapılandır diyoruz. Buradan sistem korumasını aç deyip buraya %5'i ayarlıyoruz. Uygulaya basıyoruz. Tamam diyoruz. Buradan sistem koruması açık olan sürücüler için hemen geri bir yükleme noktası oluştur diyor. Oluşturuyoruz. Windows'u geri yüklememiz için dosya oluşturmamız gerekiyor. Buradan dosyamızın ismini verelim. LOL geri yükleme oluştur dedim. Şu anda geri yükleme dosyası oluşturuluyor gördüğünüz gibi. Bunu oluşturmamızın sebebi yaptığımız ayarlar herhangi bir sorun çıkartırsa bu dosyayı açarak her şeyi önceki ayarlara döndürmemize yarayacak. Gördüğünüz gibi geri yükleme noktası başarıyla oluşturuldu. Bu dosya sayesinde sistemimizi geri yükleyeceğiz. Buradan sistem geri yüklemeye bastığımızda buradan sistemimizi en son kaydettiğimiz yere geri döndürecek. Videoya devam edeceğim ama şu dosyayı indirmemiz gerekiyor. İlk önce program değil, benim hazırladığım özel dosya. Buradan benim açıklama kısmında verdiğim siteye gidiyoruz. Benim kendi sitem, burada hiçbir problem yok. Buraya geliyoruz zaten, başlığı görüyorsunuz. Aşağıya geldiğimizde burada tıkla indir diye bir şey var. Buraya tıklayıp dosyayı indirdikten sonra WinRAR arşivli bir şekilde gelecek. WinRAR'ı bilmiyorsanız Google arama kısmına WinRAR yazıp onu indirebilirsiniz. Arşivli bir şekilde gelecek. Buna sağ tıklayın. Dosyaları ayıkla diyoruz. Daha sonra klasörümüz geliyor. Şimdi bu burada kalsın. İlk önce LoL'ün kendi dosyalarını düzenleyeceğiz. Şöyle Windows'umuzun arama kısmına tekrar gelelim. Buraya LoL yazalım. LoL yazınca direkt burada çıkıyor. Daha sonra buna sağ tıklayın. Dosya konumunu aç deyin. Gördüğünüz gibi böyle bir yer attı bize. Buna da sağ tıklıyoruz. Bunu da dosya konumunu açıyoruz. Gördüğünüz gibi Riot Games Riot Client, yani LoL'ün kurulu olduğu dosyanın içini açtı. Yani LoL'ün kurulu olduğu dosyanın içini açtı. Buradan Riot Client'in Riot Games klasörüne giriyoruz. Buradan League of Legends'a giriyoruz. Buradan en aşağıya geldiğimizde 3 adet client dosyası var. Bu LoL'ün client dosyaları. Bunların her birine teker teker işlem uygulayacağız. Buna sağ tıklıyoruz. İlk önce özellikler diyoruz. Buradan uyumlu kısmına giriyoruz. Tam ekran iyileştirmelerinin devre dışı bırak butonunu aktifleştiriyoruz. Yüksek DPI ayarlarını değiştire girdik. Buradan butik'i de açıp tamam diyoruz. Uygula diyoruz. Bunda tamam dedik. Şimdi bunların hepsine bu şekilde aynı şeyi uyguluyoruz. Şunu da yaptık. Şöyle yaptık. Uygula dedik. Buna da aynı şeyi yapalım hemen. Şöyle hemen ayarlarımızı uyguladık. Şimdi yukarı geldiğimizde burada Game diye bir klasör var. Buraya girdik. Burada League of Legends, yani oyunun kendi dosyası var. Buna sağ tıklıyoruz. Exe olanı bu arada. Gördüğünüz gibi simgeli olana. Uyumluluk dedik. Buradan buna tıkladık. Aynı şekilde, pardon, buradan buna tıkladık. Tamamdır. Bu şekilde oyun dosyalarında yapacağımız ayarlar bu şekilde diyoruz. Bir geriye gelelim League of Legends'ın kendi dosyasına. Şimdi config dosyalarını değiştireceğiz. Yani oyun içi ayarlarını değiştireceğiz. Config'e girdik. Buradan Rivalol FPS dosyasına giriyoruz. Şunu şöyle küçültelim. Burada config dosyası var. Config dosyasına girelim. Düşük, önerilen, ultra düşük, yüksek. Yani buradaki dosyaların anlamı ne diyorsanız bilgisayarınızın gücüne göre buradan ayar yapacaksınız. Düşük diyor, düşük ayarlar. Önerilen düşüğün bir yüksi. Ultra düşük de en düşük. Yüksek de yüksek yani. Ben buradan önerilen game ayarlarını kuracağım. Bilgisayarım o kadar kötü değil yani benim. Önerileni şöyle game CFG dosyasına LoL'ün kendi şeyini atıyorum. Buradan hedefteki dosyayı değiştir dedim. Bunu yapmadan önce şu LoL'ün CFG dosyasını şöyle yapın. Gönderdiğin masaüstü kısa oluşturduğun gördüğünüz gibi LoL'ün bir şey olursa buradan bunu tekrar buraya atarsanız değişim yapabilirsiniz. Ben bunu şöyle attım. Değiştir dedim. Config dosyamız yüklendi. Bu şekilde config dosyamızın ayarlarını değiştirdik. Şimdi bunları kapatalım. Windows'un arama kısmına oyun modu ayarları yazıyoruz. Buraya tıklıyoruz. Oyun modunu açık yapıyoruz. Buradan Xbox Game Bar'a giriyoruz. Bu sizde açık olacaktır. Bunun tikini kaldırın, yani buradan çıkın. Xbox Game Bar kısmına geldiğimizde burada grafik ayarları var. Bu grafik ayarlarını girdiğimizde donanım hızlandırmalı GPU hızlandırması var. Bunu açıyoruz. Buradan göz ata basıyoruz. Göz ata bastığımızda burada Valorant açık, en son Valorant'ta göstermiştim. Buradan LoL klasörünü buluyoruz tekrardan. Böyle girdik. Burada client tekrar bunların hepsini buraya ekliyoruz. Seçenekler dedik. Yüksek performansı tıkladık buradan. Kaydet dedik. Bunların hepsini teker teker
Ekliyoruz. Şunu da eklediğim seçenekler kaydet. Bu arada bunları hızlı anlatıyorum. Zaman kaybolmasın diye ne kadar çok hızlı anlatırsam o kadar çok yöntem gösterebilirim. O kadar sizin zamanınızı almış olmam. Şu an 3 tanesini ekledim. Göz at dedim. Buradan game'e geldim. Bunu seçtim. Buradan seçenekler yüksek performans dedim. Kaydet dedim. Bu şekilde grafik ayarlarımızı da kaydetmiş olduk. Benim sizlere vermiş olduğum dosyaya giriyoruz. Burada gördüğünüz gibi config ayarlarını zaten yaptık biz. Optimizasyonlar var. PC Cleanup var. Optimizasyonlara giriyoruz ilk önce. Girdiğimizde gördüğünüz gibi 4 adet dosya var. Burada GPU settings var. AMD ekran kartları için, Nvidia ekran kartları için 2 adet farklı dosya bulunmakta. Buraya girdiğinizde AMD ekran kartı ayarlarınızı yapabilirsiniz. Nvidia'ya girdiğimizde ise Nvidia ayarlarımızı yapabilirsiniz. Buraya hepsini SS ekran görüntüsü bir şeklinde burada var gördüğünüz gibi. Hepsini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Geri geldiğimizde LoL istemci ayarları var. Buradan hepsini teker teker şu an gösteriyorum. İstemcimizden ayarlara girdik. Buradan tasarruf modunu açıyoruz. Oyun sırasında istemciyi kapat. Bunu kapatın çünkü gerçekten FPS düşüşüne sebep oluyor. Sıraya geldik. Burada bildirimler kısmından e-spor bildirimini devre dışı bırakıyoruz. Arayüz kısmından, şu oyun içi arayüz kısmından kullanıcı paneli animasyonların aç butonundan tiki kaldırıyoruz. İstemci kısmından yapabileceğimiz ayarlar bu kadar. Oyun içi ayarlarımızda ise pencere modunu tam ekran, çözünürlüğü en yüksek çözünürlük yapmaya çalışın. Mesela benim monitörüm 1920x1080 sağlıyor. Ben bunu bu şekilde yaptım. Görsel eklentileri gizliye tıkleyin. Burada gördüğünüz gibi oyun ayarlarımızı yükledik. Buradan çevre kalitesini birazcık yükseltin. Gölge kalitesini kapatın. Efekt kalitesini düşük düşük yapabilirsiniz. Bu şekilde daha iyi ayarlar oluyor. Yani çevre kalitesini birazcık ortaya tutun. Çünkü çok düşükte rezalet bir görüntü oluyor. Ve çok hızlı anlatıyorum. Duraklatarak izleyebilirsiniz. Şimdi sıradaki şeyimize geçtik. Burada gelişmiş kare hızı var, sınırı var. Ya gerçekten yavaş anlatsam bu video yarım saat sürer. O şu an 9 dakika kayıt süresi yazıyor. Bu büyük ihtimal 10 dakika sürecektir bu video. Şimdi burada gelişmiş kare hızı sınırı var. Bunu ben 240'ta kullanıyorum. Eğer FPS'iniz böyle aşırı şekilde yükseliyorsa, düşüyorsa bunu daha düşük şey 120'ye mesela. Monitörünüz 60 Hz, bunu 140'a falan sabitleyin. Ben bunu 240'ta kullanıyorum. Eğer sizin de FPS'iniz çok dalganıyorsa daha düşüğe çekebilirsiniz. Kenar yumuşatma ve dikey senkronizasyonu bekleyi tikini kaldırın. Bu şekilde de görüntü ayarlarımızı yaptık. Arayüze geldiğimizde şu kullanıcı paneli animasyonları etkinleştirir zaten istemciden devre dışı bırakmıştık. Can göstergesi animasyonları gösterinde tikini kaldırıyoruz. Bu şekilde LoL'de yapacağımız ayarlar da bitiyor. Geri geldiğimizde burada bilgisayarımızı LoL'e göre ayarlıyoruz. Yani LoL'ün ayarlarını bilgisayarımıza göre ayarlıyoruz. Daha nasıl söyleyeyim? Neyse, bu farklı cümle oldu. Burada gördüğünüz gibi 3 adet farklı dosya var. LoL'e yüksek öncelik, normal öncelik, normalin önceliğin üstünde var. Ben buna yüksek öncelik vermek istiyorum. Siz normal verebilirsiniz. Normal önceliğin üstünde verebilirsiniz. Hiç sorun olmaz. Ben normal öncelik vereceğim. Yok ya da normal değil. Normal önceliğin üstünde vereceğim. Evet dedik. Şu an kayıt defterimize değişiklik yaptı. Buna evet dedik. Şu an olduğuna dair bir uyarı çıktı. Tamam dedik. Buradan geri geldiğimizde Regedit optimizasyon, Regedit dosyalarını düzeltmek için bir klasör var. Son olarak bu klasörümüze giriyoruz. Burada gördüğünüz gibi 4 adet dosya var. 4 adet dosyadan şu ikisinden birisini seçeceğiz. Benim sistemim orta yüksek bir sistem. Sizin sisteminiz düşük ve orta bir sistemse bunu açın. Orta ve yüksekse bunu açın. Benim orta ve yüksek olduğum için bunu açıyorum, izin verdim. Buradan buna da evet diyorum. Tamam dedim. Daha sonra oyun optimizasyonları da açıyorum aynı şekilde. Hepsini bu şekilde açıyorum. Buradan tam ekranı düzeltmeyi de açıyorum. İzin isteyeceksiniz de her birinde. Evet deyin. Buradan burada evet deyin. Tamam dedik. Burada bir de ekstra klasör var. Eğer bir sorun oluşursa diye geri dönüş yapmak için kayıt defterinin ayarları bulunmakta. Bunları da çalıştırabilirsiniz herhangi bir sorun olursa. Bu şekilde de optimizasyonlarımızı yaptık. LoL FPS klasörünün ana klasörüne geri döndük. Burada PC Cleanup diye bir dosya var. Buraya girdiğimizde 2 adet çalıştır dosyası var. Buradan Disk Cleanup'ı seçersek temizlemek istediğimiz sürücüyü soracak, diski soracak. Buradan C diskini ve D diskini temizleyebilirsiniz. Tamam diyoruz, C diskini temizleyeceğim örneğin söylüyorum. Şu an diskimdeki gereksiz dosyaları tarıyor. Taradığı gördüğünüz gibi böyle bir pencere geldi. Burada bize Windows gereksiz dosyaların listesini sundu. Buradan gereksiz dosyaları seçin. Geri dönüşüm kutusu seçilmiş. Cihaz sürücü paketleri seçilmiş. Daha sonra bir de Windows Update diye bir şey olacak. Çok gigabaytlıdır. Onu da seçin. Daha sonra küçük resimleri seçmeyin. Tamam deyin. Buradan silmeye devam edin. Bir de burada gereksiz dosyaları silme nokta bat dosyası var. Bu ne diye soruyorsunuz. Buradan çalıştıra tek tek yazıp kodları uğraşıyorsunuz siz. Ben bunu buraya tek bir şey haline topladım. Şöyle düzenle dediğimizde zaten. Dosyaların şey ne olduğunu göreceksiniz. Mesela temp dosyalarını, %temp dosyalarını falan
temizliyor bu şekilde. Buradan bunu açalım. Şu an birazcık bekleyin diyor. Gereksiz dosyaları siliyorum diyor. Gördüğünüz gibi ben daha önceden bunu çalıştırdığım için o kadar gereksiz dosya silmedi. Bunları yaptıktan sonra geri dönüşüm kutusuna sağ tıklıyoruz. Geri dönüşüm kutusunu boşaltıyoruz. Bu şekilde gereksiz dosyaları da silmiş oluyoruz. Şimdi son göstereceğim yöntemde ise Windows'un görünüm ayarlarından kısacağız biraz. Buradan arama kısmına bu bilgisayar yazıyoruz veya bilgisayar yazın. İngilizcesi computer yazın. Buna tıklayın. Buradan böyle bir pencere açılacak. Şuradan görünüm kısmına gelin. Pardon, görünüm kısmına diyorum. Bilgisayar kısmına gelin. Sistem özelliklerine gelin. Sistem özelliklerini açıldığında buradan gelişmiş sistem ayarları diye bir yer var. Buraya girdiğimizde böyle bir yer gelecek. Şunları kapatalım. Buradan performans diye bir yer var. Yapacağımız işlem Windows'un görüntü ayarlarını kısacak. Şöyle ayarlar dedik. Gördüğünüz gibi böyle pencere geldi. Bilgisayarı en iyi görünüm için ayarla, en iyi performans için ayarla ve özel kısım var. Bu tiklerin hepsini en iyi performans için ayarla diyerek kaldırabilirsiniz. Burada zaten tiklerini kaldırdığımız ayarların hepsinin açıklaması yazıyor. Bunu uygula dediğimde Windows'un bazı yerlerinde görüntü kayıpları yaşayacaksınız. Görüntü kayıpları dedim, grafik kayıpları. Gördüğünüz gibi yazı tipi değişecek. Şöyle pencere taşıma animasyonu falan değişecek. Eğer görünümden kısıp performansa öncelik vermek istiyorsunuz, FPS'e öncelik vermek istiyorsunuz, tüm tikleri kaldırın derim ben size. Bu şekilde de ayarlarımızı yapmış olduk. Dediğim gibi bir sorun oluşursa geri yükleme dosyasından bilgisayarınızı eski halinize döndürebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğenip hala değilseniz kanalıma abone olup yorumlarda bir şeyler yazmayı unutmayın. Discord sunucunuzda açıklama kısmından gelebilirsiniz. Hoşçakalın, bay bay. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Önceki videolarımı da göz atabilirsiniz. Işık hızında bir video oldu. Yoruldum biraz. Hadi görüşmek üzere, bay bay. That you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything.